Genç bir oyuncu. Fenerbahçe'nin sol bekte işte Novak, Caner Erkin gibi opsiyonları da var. Hasan Ali ile yola devam etmeyeceğini büyük bir ihtimal, yani sürpriz olmazsa, çok düşük bir rakamı kabul etmezse devam etmeyeceğini biliyoruz zaten. Mert Göçkan konusunu biraz aç. Son durum nedir? Oradan Novak'a ve Caner Erkin noktasına gelelim. Abi Mert Göçkan konusunda aynı Yunus Emre gibi görüşmeler devam ediyor. Onun da bonservis elinde. Emre Belözoğlu o konuda da istekli. Çalışmalar sürüyor ama Emre Belözoğlu'nun yayında söylediğimiz gibi bu seneyi hatasız ve şampiyon olarak tamamlamak istiyor önümüzdeki sezonu. Onun için tecrübeli, kendiyle çalıştığı, sorun çıkarmayacak ve büyük fayda alacağı oyuncularla lige başlamak istiyor. İşte bu Caner ve Gökhan bunun en büyük kanıdı. Hem bonservisi elinde hem Emre'yi tanıyorlar. Emre onları tanıyor. Liderlik yönleri çok fazla hem Gökhan'ın hem Caner'in. Büyük ihtimalle de Sersen anlaşma noktasına geldiler bu iki oyuncuyla. Yani bir imzalarının atılması kaldı. Bu sorunu sağ ve sol ve sorununu çözdükleri takdirde bir Novak meselesi çok konuşuluyor. Ben Galatasaray'ın da devrede olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe de ciddi ciddi ilgileniyor. Novak'ı aldıklarında Novak, Caner önde, Novak arkada ya da Caner önde, defansın önünde bek, onun önünde Novak. İkilisi de oynayabilirler. Hani zor maçlarda daha böyle dengeli oyun anlayışıyla sahaya çıkmak istediklerinde çok iyi alternatif olur ikisi. Mesela Gökhan'ın da konuşuluyor. Gökhan Gönül de konuşuluyor. Bu beklere para vermeden alınacak. Novak para verilmeden alınacak. Fenerbahçe daha çok işte Emre Ali Koç da söylemişti. Bonservisi elinde oyunculara yönelmek istiyor. Bu da onun en büyük kanadı bu hamleler abi. Yani şey önemli tabii, şu düşünce önemli. Emre Belezoğlu gelecek sezon mutlaka şampiyon olacak bir takım kurmak istediği için, evet, gurbetçilere, gençlere, işte yaklaşan yeni yabancı sınırlaması nedeniyle yöneliyor, ama Caner ve Gökhan örneğinde olduğu gibi net oyuncuları, yaşları ne olursa olsun istiyor. Çünkü Fenerbahçe gelecek sezon mutlak ve mutlak şampiyon olmak zorunda hissediyor kendisini. Emre Belezoğlu'nun transfer hamleleri de net oyuncular üzerinde. Ben de şunu söylüyorum, dün PlaySpor yayınımda da söyledim. Caner de Gökhan da özellikle önümüzdeki sezon bu takıma çok büyük fayda sağlarlar. İşte Caner gelmiş Beşiktaş maçında Kadıköy'de Beşiktaş taraftarının önünde diz çökmüş. Gökhan sezon ortasında Beşiktaş'la anlaşmış vesaire. Evet, bunlar oldu, ama benim de burada ifade edemediğim, Caner'in de Gökhan'ın da çok özel sebepleri vardı, yani yaşadıklarıyla alakalı. O dönemki işte yönetim, ortam vesaire, onları da bazı şeylere mecbur tuttu. Caner ve Gökhan evet, Fenerbahçe'ye gelmek istiyorlar, ama her ikisinin de önceliği bu sezon yapacakları yeni sözleşmelerde para. Her ikisi de para kısmına, maddi kısma, kulüplerin kendilerine önerecekleri bütçe kısmına çok önem veriyorlar, verecekler. Böyle bilgiler alıyorum. Caner'in de Gökhan'ın da Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan daha yakın olduğunu da ifade edebilirim. Emre Belezoğlu'nun Caner ve Gökhan'ın konusundaki ısrarı, evet, senin de söylediğin gibi net oyuncular olması, gelecek sezon takıma çok büyük katkı sağlayacaklarına inanması. Bununla birlikte Dortmund'daki işte 19 yaşındaki Mert Göçkan, işte yine Trabzonspor'daki Novak gibi hamleleri de Fenerbahçe Caner olur ya da olmaz noktasında çeşitli stratejik hamlelerle planlıyor, opsiyonluyor. Hani o olursa bu olur, bu olursa bu olur şeklinde. Tabii herkesin transferde yedek hamleleri olur. Bunu böyle ifade etmiş olalım. Senin bu kısımla ilgili ekleyeceğin var mı? Bir de şöyle olabilir abi, işte bu genç oyuncuları rezerv ligde oynatıp önümüzdeki sezon değil de ondan sonraki sezonu hazırlayıp arada işte kupa maçlarında bu oyuncuları sahaya sürüp hem şampiyonluğu kadrosu kurup bu Caner'le Sezen Gökhan'ın en fazla 2 senesi var. 2 sene sonra bu oyuncuları takıma monte edip bununla yola çıkabilirler. Yani bir hazırlık önde plan yapabilirler. Çünkü bu oyuncular imza atarsa 5 yıllık imza atacaklar. Bir daha bu oyuncuları bonservissiz fırsatla kadroya katma gibi bir şansları olamayacak bu oyuncuların. Gösterecekleri performanslar ya da değerleri artabilir herhangi bir şeyde. Bu şansı değerlendirmek istiyor Fenerbahçe Emre Belözoğlu. Yani ben bu genç kadro oyuncuları da alayım, rezervlikte oynatayım, kupa maçlarında da sahaya süreyim. Bir patlama yaparlarsa büyük avantaj. Yapmazlarsa da elden çıkarabilirler abi. Yani o kadar zarar edecek bir durumda değiller. Orçun.
O zaman şimdi yayınımıza yeni katılan, yani bu saatte artık sokağa çıkma yasağının kalktığı bir günde, iş saatinde şu an 62 anlık girenler çıkanlar hariç takipçimiz var, yayına katılanımız var. Muhtemelen yayın bittikten sonra da YouTube'a yüklendikten sonra bu yayın binleri bulacaktır. Onlar için şu Gurbetçi Yusuf Baran'ı ben bir özetleyeyim, sonra çok sayıda yorum geldi, soru geldi. O soruları seninle birlikte cevaplamaya çalışalım. Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı diğer takımlarımız gibi devam ediyor. Geçen sezonda adı kulüple anılan Yusuf Emre Baran Fenerbahçe ile yakın temasta. Bu oyuncunun Stuttgart altyapısından yetiştiğini ve Aachen takımında oynadığını, 20 yaşında olduğunu ifade edelim. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yine Türkiye'nin alt milli takımlarında oynadığını da ifade edelim. Artvinli bir ailenin çocuğu, gurbetçi bir arkadaşımız Yusuf Baran. Ön libero, orta saha ve gol bölgesinde oynayabiliyor, sağ kanatta oynayabiliyor. Sağ içindeki opsiyonları oynayabilir yerleri çok fazla. Bir teknik direktörün arayacağı özelliklerde. Ama tabii bunlar Fenerbahçe'yi hemen gelecek sezon şampiyon yapacak olan, şampiyon yapması planlanan takımın direkt oyuncuları değil. Fenerbahçe senin de ifade ettiğin gibi rezerv ligi de hazırlık yapıyor. Yani Fenerbahçe 3. ligde Fenerbahçe B takımını kuracak. Yani orada da mücadele eden, orada da yetiştireceği, tıpkı İspanya'da olduğu gibi, özellikle İspanya'da olduğu gibi, mesela Real Madrid B takımı var, Barcelona B takımı var. Bu takımlar